için AK Parti'nin hedefi. Bu anlamda zaten o sayıya ulaşabilmek adına siz ittifak kuracaksınız. 280 milletvekiliyle meclise geleceksiniz. Sonra 20 milletvekiliniz kopacak sizden ve gidecek Saadet Partisi'ne grubunu kuracak. Doğal olarak Saadet Partisi karşınızda bir muhalif grup olmuş olacak. Evet. Siz 280 milletvekili çıkarsanız bile yine tek başına iktidar olamayacaksınız. 260 milletvekiliyle tek başına belki iktidar olursunuz ama azınlık iktidar olursunuz. Azınlık iktidarında daha önce işte 27 Haziran seçimleri sonrasında konuştuğumuz, o koalisyon sürecinde konuştuğumuz şeyler başa döner. Yani azınlık hükümeti ne kadar çalışabilir, ne kadar sağlıklı çalışabilir? Hiçbir parti yani, buna sıcak bakmıyordu zaten. Muktedir olabilir mi? İktidar olabilir belki ama muktedir olabilir mi? Tabii ki hiçbir parti buna sıcak bakmayacaktır dediğim gibi. Yani o yüzden bu ittifak arayışında Saadet Partisi'nin tutumu nedeniyle sanki biraz olumsuz ilerliyor gibi. Yani her iki taraf ittifak kurmayı istiyor ama Saadet Partisi'nin 20 milletvekili ısrarı nedeniyle İttifak şu an için karar verilebilmiş değil ki son karar zaten yine liderlerin vereceği söyleniyor. Yani Başbakan Ahmet Davutoğlu ve Saadet Partisi adına da Mustafa Kemal'in yapacağı görüşmede son karar tabii ki verilecektir ama sonuç itibariyle 20 milletvekili konusunda genel başkanlar da ısrarcı olursa şayet o zaman bu ittifakın bir başka bahara kalabileceğini söylemek daha doğru olacaktır. Yani ittifak olmayacağını söylemek öyle görünüyor demek daha doğru olacak şu an ki mantıklı olan da zaten işte az önce de konuştuğumuz gibi yani gelecek %2, %2,5 oy karşılığında 20 milletvekili kaybetmek tek başına iktidar hedefleyen bir parti açısından 20 milletvekili çok ciddi bir sayı olacağı için çok da rasyonel görünmüyor açıkçası. Evet. AK Parti ile ilgili durum bu. Onun dışında kısaca vaktimiz varsa şayet CHP ve MHP ile tabii geçebiliriz. CHP'de 1 Kasım seçimi için hedef vekil sayısında 150'yi geçmek yani AK Parti